bazı yanlış bilgileri önüne geçmek adına aslında bir basın açıklamasının bu tür şeylerin önüne geçeceği konusunda hemfikirlik yakaladık. Bundan kaynaklı da bizler bugün yaşanmış bu konuyla ilgili bütün basına bir açıklamamız var. Bu açıklamayı okumak istiyorum. Basına ve kamuoyuna 29.05.2019 tarihinde meydana gelen bir olay hakkında kamuoyunun doğru bilgilendirmesi ve yapılacak işlemler hakkında bir basın açıklaması yapılması zorunlu doğmuştur. Tunceli Belediye Encümeni'nin 08.05.2019 tarihi ve 56 sayılı kararı ile ilimiz genelinde bulunan kaçak yapılaşmaların ve işgallerin ortadan kaldırılması, kararı alınmış gereği için Zabıta Müdürlüğü'ne gönderilmiştir. Zabıta Müdürlüğü tarafından gerekli işlemler yapılmış ve birçok iş yerindeki ihlal ve kaçak yapılaşmalar ortadan kaldırılmıştır. Encümen kararında geçen ve Manmeki Parkı'nda bulunan Artuk Bey isimli iş yerine 28.05.2019 tarihinde giden zabıta elemanları gerekli bildirimi yapmış ve bir gün sonra yani bugün için iş yerinde tekrar denetim yapacaklarını ve park alanındaki işgalin sona erdirilmesi gerektiği iş yeri sahiplerine bildirilmiştir. 29.05.2019 tarihinde Artuk Bey adlı iş yerine tekrar giden zabıta memurları konu hakkında yasal işlemler yapmak amacıyla gerekli tutanak ve tutma işlemlerine başlamıştır. Bu arada iş yeri sahipleri tarafından zabıta görevlerine tehdit ve hakaretler yapılmış ve durum iş yeri sahiplerince Tunceli Valisi'ne bildirilmiştir. Tunceli Valisi Tuncay Sonel ekip ve korumalarla birlikte Artuk Bey adlı iş yerine gelmiş, zabıta görevlerinin tuttuğu tutanaklara el koymuş ve tehdit ve hakaretler ile zabıta memurlarını iş yeri dışına çıkarmıştır. Burada zabıta memurlarına karşı baskıcı tavır ve tutumların devam ettirmiş ve memurların kamu görevini yapmalarını açık bir şekilde engellemiştir. Bu da yetmezmiş gibi tüm zabıta çalışanların telefon ve kimliklerine el koymak suretiyle gözaltına aldırmıştır. Tunceli Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen zabıta elemanlarımız bir çalışan hariç tamamı yaklaşık 2 saat sonra hiçbir ifade alınmadan serbest bırakılmıştır. Zabıta personelimiz devlet memurları kanunu, belediye kanunu ve zabıta yönetmeliği çerçevesinde kendisine verilen resmi görevini yerine getirmektedir. 3194 sayılı imar kanununun 32 ve diğer maddeleri gereğince kaçak işyerleri ve işgal konusunda resmi görevini icra eden zabıta görevlerinin uğradığı bu saldırı hiçbir şekilde anlaşılamamıştır. Kanunların verdiği yetki ve çizdiği sınırlar içerisinde kamu yararına Tunceli halkına hizmet etmesi gereken Tunceli Valisi Tuncay Soner'in Artuk Bey adlı iş yerinin kamu ait park alanındaki işgali konusunda bu denli tavırları sergilemesi, memurların görevini yapmasını engellemesi, memurları tehdit etmesi, akabinde gözaltına aldırması, kısacası açık bir şekilde görevini kötüye kullanması anlaşılır bir durum değildir. Bu konuda kamera görüntülerinin alınmış olup olay tüm çıplaklığıyla ortaya çıkarılmıştır. Yaşanan bu olay hakkında görevini kötüye kullanan, özel bir iş yeri lehine rant sağlayan ve memurların görevini yapmasını engelleyen tüm görevler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde tüm şikayet ve başvuru haklarımızı kullanacağız. Halen gözaltına bulunan bir zabıta memurunun FETÖ terör örgütünden kaynaklı arama kaydının olduğunu söylenmiş ise de personelin atamasını yapan ve memuriyet asaletini tasdik eden yine Vali Tuncay Sonel'dir. Belediye sınırlarında bulunan park ve yeşil alanlar ile kamuya ait tüm alanların korunması, imara aykırı yapılaşma ve işgallerin ortadan kaldırılması belediyenin görevidir. Halka ait parkların korumasında vali dahil tüm kişi ve kurumların gerekli hassasiyeti göstermeleri beklerken bugün yaşanan bu olay Tunceli Valisi'nin kanun ve kural tanımazlığının bir kez daha ortaya çıkarmıştır. 16.10.2017 tarihinde Emrah Yılmaz isimli belediye zabıta çalışanımız Yazı İşleri Müdürü, Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Başkanı üçlü imza ile alınmıştır arkadaşlar. Yazı İşleri Müdürü Songül Durgun, Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Eraldı, Tunceli Valisi Tuncay Sonel tarafından görevden alınan arkadaşlarımızdır. Yine Tunceli Belediye Başkanlığı Yazı İşleri ve Karar Müdürlüğü ile ilgili Mehmet Ayusu Vali adına Emrah Yılmaz arkadaşımızın asalet tasdiğini ...06.03.2019 tarihinde asalet tasdiğini yine o dönemin belediye başkanı olan Vali Tuncay Sonel tarafından tasdik edilmiştir. Yani bu arkadaşımız eğer bugün bu şekilde itham ediliyorsa alınırken tüm güvenlik soruşturmalar yapılarak alınan bir arkadaşımızdır. Bunun asıl
göreve alınırken de, görevden çıkarılırken de o dönemin belediye başkanı. İyi, güzel aslında. Thank you.